Herkese merhaba arkadaşlar, ben Apotext. Bugün Kindergarten oynayacağız arkadaşlar. Kindergarten'da ikinci görevi yapmaya çalışacağımız gün. Bugün hazır mıyız? Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz ve ikinci bölümü tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci bölüm çiçeklerle alakalı bir bölümdü. Kindergarten 2 play ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son İHDM'nin eşya kemerini almıştık. Bugünkü görevimiz de şunu yapmak. Bakın, misyon map şu. Diana için çiçekler. Görevi başlatmak için Dr. Danner'la konuş diyor. Yani şu kafayla konuşacağız görevi başlatmak için. Ben şimdi gidiyorum bu kafayla konuşmaya abi. Önce burada hemen bir başlangıç hareketi. Bugünkü kıyafetimiz ne olsun? Dolaba gir abi. Bugün böyle hademe gibi gözükelim mi? Şunu giyelim ya da bugün. Bugün de bunu giyelim. Böyle gezelim. Anaokulunda yeni mi günü? Hazırsın hadi. Anaokulu. Anaokulundaki yeni günümüz başladı arkadaşlar. Şimdi bu görevi başlatmak için şu adamla konuşmam gerekiyor değil mi? Hadi konuşalım bakalım ne diyormuş. Yeni veletlerden birisi. Benimle konuşmaya mı geldin pislik? Zeki çocuklardan birisine benzemiyorsun. Sıradan çocuklardansın. En sevmediğim. Ortalamanın altındaki öğrencilerin benim sınıfıma girmesine izin yok. Ben sadece zekilere ders veririm. Zekiler. Öğretmenim, ben ortalamanın altında değilim. Bunu bana kanıtlayacak mısın peki? Tamam o zaman, hadi iddiaya gidelim. Eğer bana 5 farklı çiçek getirebilirsen sınıfıma girmene izin vereceğim, tamam mı? Tamam mı? Benimle iddiaya gir. Hadi bakayım dostum. Oh yeah be. Evet, öğretmenle iddiaya giriyoruz arkadaşlar. Öğretmen diyor ki 5 tane farklı çiçek getirirsen tamam diyor. Seni de alacağım diyor. Sen de zeki çocuk olacaksın diyor. Kabul ediyoruz. Sakın beni hayal kırıklığına uğratma pis velet. Hadi bakalım göreceğiz. İddiaya giriyoruz. Öğretmenim, çiçekleri nereden bulacağım? Senin yapacağın çok basit evladım. Kadınlar çiçekleri sever. Belki de buradan başlamalısın. Engelli rampasının orada bir çiçek olduğunu biliyorum ve çöp kutusunun yanında da bir tane çiçek var galiba. Tamam, işte ipuçlarını buradan aldık arkadaşlar. Bir tanesi de öğretmenler odasındaki vazoda. Ve bazı nadir çiçekler bizim okulumuzda bile değil. Okuluma, sınıfıma asla giremeyeceksin. Gördünüz, pislik bize 3 tane çiçeğin yerini söyledi ama 5 istiyor bakın. 3 tane çiçeğin yerini biliyoruz. Engelli rampası, öğretmenler odası, çöp kutusunun yanında yeşil çiçeği görmüştüm zaten ben. Öğretmenler odasındaki çiçeği de görmüştüm. Engelli rampasına gitmediğim için oradakini görmemiştim. Pislik öğretmen bizden 5 tane istiyor ama farklı bir şeyler yapmamız lazım. Kadınları kullan dedi. Kadınlar çiçekleri sever. Şimdi sınıftaki kadınlarla falan konuşacağım ne var ne yok diye. Şimdi arkadaşlar, bu öğretmen bize birkaç taktik verdi. İçeride bir kadın varmış. Bizi erkenden sınıfa girmek istersek engelliyormuş falan filan. Taktikler falan yapmamız gerekiyormuş. İçerideki kadını da dışarı çıkarmamız gerekiyormuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar, benim yapmam gereken Cindy ile bir konuşuyorum, tamam mı? Cindy. Merhaba, ben Cindy. Bu yeni okul tam benim tarzım. İyi ki de bu okula gelmişiz. Acaba hangi erkeği seçmeliyim? Seni seçmeyeceğim kesin pislik bebe. Evet, Cindy hangi erkeği seçeceğine karar verememiş, sevgili arıyormuş. Biz de Cindy'ye diyoruz ki, Cindy, hiç çiçeğin var mı? İyi ki de var. Güzel pembe bir çiçeğim var. Yeni erkek arkadaşım için. Ama sana asla vermem çünkü sen benim erkek arkadaşım olamazsın. Senin yeni erkek arkadaşın kim diyoruz peki buna? Henüz karar vermedim. Karar ver, erkek arkadaşı yok ama o kadar emin ki karar vermedim diyor yani. Bütün erkekler bunu seçiyor galiba. Kafamı toplamam gerekiyor falan filan diyor. Eğer bana yardım edersen sana çiçeği veririm, tamam mı? Bu kadar basit. Gördünüz, Cindy ile bir anlaşma yaptık. Dördüncü çiçeği hallettik sayılı. Dördüncü çiçeği de Cindy'den alacağız. Bir anlaşma yapıyoruz. Bunu Cindy'nin kölesi olacağız resmen bugün. Görevlerini falan yapacağız. Bize çiçeği ver. Sınıfta konuşacağız. Sınıfta soracağız buna kimi seviyorsun falan filan diye. Şimdi burada müdürün pislik kızı var. Müdürün pislik kızına hiç çiçeğin var mı diyelim mi? Annem müdür. Abi bu kızı geç. Hiç çiçeğin var mı? Çiçekler. Üzgünüm, hiç çiçeğim yok. Ama belki şu diğer Cindy'nin çiçeği vardır. Ver abi, onunla zaten konuştuk. Bu kız. Hiç çiçeğin var mı? Çiçekler. Şimdi çaktım. Doktor Danner'la alakalı değil mi? Öğle yemeğinde beni görmeye gel. Sana yardım edebilirim. Öğle yemeğinde buna gideceğiz. Öğle yemeğinde tamam. Şunun çiçeği var mıdır? Bunun çiçekle bir alakası yok. Ne bu, görev veriyor. Neyse bir dakika, şimdi bunun görevini yapmayacağım. Bunun görevinde değiliz çünkü. Bununla konuşmayacağım. Engelli rampasına geçmem lazım bakın. Engelli rampasına geçmeden önce içeride bir kadın var dedi. Profesör bize demişti ki içerideki kadını dışarı çıkarman gerekiyor demişti. Görevi istemiyorum. Nugget sıkıştı, yardım et.
Nugget'ın kocaman mağarasını görmelisin. Engelli rampasının orada kocaman bir delik açtım. Nugget'ım ben. Ne olur Nugget'a yardım et. Öğretmene sor, hademeye sor ya da müdüre sor. Nugget'a bir yardım bul. Evet, şimdi hademelere sormamız gerekiyor. Nugget'a yardım arıyoruz. Ha, Nugget'a yardım etmek isterdim fakat alet kemerimi kaybettim. Alet kemerim yanımda olsaydı Nugget'a yardım ederdim. Alet kemeri, alet kemerini istiyor bu Nugget'a yardım etmek için. Bunu geçiyoruz. Diğer hademeye gidiyoruz. Ben hademe. Nugget sıkışmış hademe, yardım edebilir misin? Ben şu anda savaştayım evlat, uza buradan. Ne demişti, bir de müdüre sor. Müdüre soralım bari. Tamam, bunu yapabiliriz bakın. Nugget sıkıştı diyorum. O bir elmamı götürüyor ama doğru cevap bu sanırım. Nugget sıkıştı dedim. Demek Nugget sıkıştı. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi kız kardeşimi çağırıyorum. Onun ismi Margaret. Gelsin de Nugget'a yardım etsin. Margaret! Ne? Beni mi çağırdın? Arkandayım tatlım. Hey, buradasın. Yardımına mı ihtiyacım var? Küçük bir çocuk sıkışmış. Gidip ona yardım eder misin? Evet müdür hanım. Kardeşim, sevgili müdür kardeş. Gördüğün gibi her şey çözüldü. Başka bir şey var mı? Evet, başka bir şey yok şimdi. Kadın dedikleri bu kadındı herhalde. Bunu dışarı çıkartmayı başardık. Nugget'ın yanına gönderdik. Benim şimdi yapmam gereken engelli rampasını kullanmak. Bakın, engelli rampasını kullanmak için de Monty ile konuşmamız gerekiyor. Monty'den ne istiyorsun? Bir şeyler satabilirim. Monty, engelli rampasını kullanmam lazım. Eğer bana 3 dolar verirsen rampayı kullanabilirsin. 3 dolar. Bakın, bizden 3 dolar istiyor rampayı kullanmak için. Veriyoruz 3 doları. Zaten vermeseydim bir sonraki turda Monty gidecekti. Rampayı kullanıyoruz. Hey, bu çocuğun beni itmesi lazım rampadan. Bize izin ver. Oh, tabii ki. Hemen geçebilirsin. Evet, rampayı kullandık. Çiçeğin birini direkt buradan aldım zaten. Çiçeği aldım. Rampayı kullandım. Bununla konuşabiliyor muyum? Aslında senin yardımına ihtiyacım yok. Git buradan. Paranı aldım nasıl olsa. Parasını verdik. Gittik buradan abi. Bu ne? Nugget'ın dediği şey. Oo, kocaman bir delik. Nugget'ın söylediği delik. Bu ne? Burada bir şey var. Tabela. Sol, yukarı, sağ, yukarı, sağ, yukarı, sağ, yukarı. Oha, ben bunu nasıl ezberleyeyim? Fotoğrafını çekerek. Yeah. Fotoğrafını çektim arkadaşlar. Evet, çok ilginç. Şimdi tabeladaki şeyi takip edeceğim. Aha. Oha, beni ormana soktu. Ne diyor? Yukarı. Yukarı gittim. Aynı yere geliyor. Yukarı. Sola gittim. Yukarı. Sağ, yukarı, sağ. Sağ. Yukarı. Hop, bir daha sağ. Ve sol. Ve yukarı. Aha! Bir yere geldim. Monster Monk kart. Efsanevi kılıç kartını aldım buradan. Ana. Şimdi çıktım. Tekrar girebiliyoruz mu? Bakın, burada gizemli şeyler olabilir. Burada bir takılabiliriz. Şimdi ben yukarıya çıkabiliyorum değil mi? Buradan hop atladım abi. İçeri girdik. Bakın, normalde buraya gidemiyorduk işte. Kadın falan oluyordu. Sınıfa girdim. Boş ver. Oyuncak almak istemiyorum. Oyuncağı boş verin. Tuvalette bir şey var mı? Okul başlamadan önce giremiyoruz. Buraları... Asansör. Buraya giremiyorum. Buraya da giremiyorum. Okul başlamadan önce hiçbirisine giremiyorum. Basıldık abi. Biz buraların korumasıyız, tamam mı? Buraları koruyacağız. Anladın mı? Evet dostum, anladım. Buraları biz konuyoruz. Bu çok büyük bir şey değil. Abartmamalısın bence bu kadar. Yoksa hademe kafanda sopayı kırar söyleyeyim. Bu büyük bir şey değil mi? Sen bunu anlamamışsın dostum. Dünyanın en tehlikeli görevi, nöbetçi öğrenciyiz biz. Ne? Şu öğrenciye bak. Zil çalmadan önce buraya gelmiş, görüyor musun? Rahat ol dostum, rahat ol. Sakin ol, halledeceğim ben. Eğer kendini bana kanıtlamak istiyorsan şu çocuğun müdürün odasına yolla, hadi bakayım. Tamam, şunun çaresine bakacağız, hadi sen aşağıya in. Buraya gelip gelmemen gerçekten benim umurumda değil. Ne kadar karizmatik olduğumu görüyor musun? Zaten sivilcelerimle uğraşmaktan dolayı çok bitkin düştüm. Yeter artık. Eğer gerçekten buraya gelmek istiyorsan sana vereceğim şeyi alabilirsin dostum. Bununla istediğin yere gidebilirsin. Al, gerçekten mi? Bana ne veriyorsunuz? Hadi bakayım, şimdi gidebilirsin dostum. Al bu geçiş kartı. Stevie gerçekten seni bütün gün boyunca rahat bırakacak. Ana bakın, zil çaldı. Oo, unutmadan. Hadi sınıfına. Sınıfa gittik arkadaşlar. Bakın, bize bir tane kart verdi. Biz istediğimiz gibi gidebiliyoruz galiba bir yerlere.
Manyak bir kart. Öğretmeninize baş ağrıyor, tamam mı? Beni rahat bırakın. Öf, gidin oynayın. Sessiz olun. Burada neler var öyle ya? Burada da değişik şeyler var he. Monstrumon kartı var bir tane. Oyuncak almıyorum ben. Dışarı çıkacağım. Görevim çiçek toplamak abi. Bir dakika, bu kadınla konuşayım mı? Çiçek. Şimdi oku sınıftan da dışarıya çıkmam lazım aynı zamanda. Çünkü çöpün yanında bir tane çiçek var. Onu da almam lazım. Öğretmenler odasına da girmem lazım. Oradan da bir çiçek almam lazım. Şimdi bu öğretmenle konuşuyorum. Bir de Cindy'nin görevlerini yapmam lazım. Şu Cindy ile bir konuşalım önce bir. Görevi var mı? Seni gördüğüme sevindim. Senin için bir görevim var. Sevgiline karar verebildin mi? Evet. Mavi tişörtlü tatlı çocuğu seçiyorum. Kırmızı kravat, kırmızı papyonu var. Akıllılar sınıfında. O yukarıdaki sınıfta. Ona bir şey götürmeni istiyorum. Bu bir aşk mektubu. Bunu ona ver, tamam mı? Yukarıya nasıl çıkacağım? Aa, onu bilmem. Bunu senin halletmen lazım. Orası sende. Geçiş kartı falan filan alman gerekiyor işte. Böyle saçma şeyler var. Bilmiyorum. Ben Cindy. Nugget! Nugget burada öğretmenim. Nugget'ı yok yazmayın. Nugget kolunu kaybetti. Nugget, her şey Nugget'ın üzerine geliyor. Nugget, Nugget, Nugget. Yeter artık, yeter. Oyuncağımı ver bakayım. Heh, stres şarkı. Fırr. Nugget geldi arkadaşlar. Stres şarkını aldı. Geçti, oynamaya başladı. Benim aşk mektubunu zekilerin sınıfına götürmem lazım. Dışarı çıkmak istediğimde öğretmen diyor ki nasıl dışarı çıkmak istiyorsun sen falan filan. Geçiş kartım vardı. Ne? Geçiş kartı mı? Ben sana geçiş kartı vermedim ama. Neyse, geç bakayım. Dışarıya çıkmayı başardık. Şimdi bu çocuğa da geçiş kartını gösterirsen bana artistik yapamaz. Yavaş ol bakalım çocuk. Seni müdürün odasına yollamadık mı biz? Tuvalete gidebilirsin, başka hiçbir yere gidemezsin. Geçiş kartım var pislik. Ne? Geçiş kartı mı? Neyse, kural kuraldır. Geç bakayım, izin veriyorum. Gördüğünüz gibi geçiş kartıyla her yere geçebiliyoruz. Manyak Adem'e burada bekliyor. Hatırlıyorsanız buraya gidiyorduk. Bu şu anda asansör şeyi için falan bekliyor. Şu an onunla işimiz yok. Bu çocuk da bize bir şey demiyordu zaten. Bilim sınıfı, bilim sınıfına gidelim bakalım. Bilim sınıfında kırmızı papyonlu, mavi tişörtlü. Aha şu, bu sarı kafalı çocuktan hoşlanmış Cindy. Aşk mektubunu buna vermem lazım. Seninle ilgilenmiyorum. Hey, sana bir mektup getirdim. Oh, inanamıyorum. Aa, bu nasıl bir mektup? Fena bir mektup. Hey, bu Cindy nasıl bir kız biliyor musun? O gerçekten çok iyi bir kız. Tam senlik. Aa, harika. Ben de zaten kendime manita arıyordum. Cindy güzel olur. Bunu bana getirdiğin için teşekkür ederim Messenger çocuk. Sen bizim mesajlaşıcı çocuğumuzsun. Al, bunu sana veriyorum. Oo, bize tam 3 dolar verdi bakın. 5 dolar paramız oldu tekrardan. Görüyorsun değil mi? Aslında sen de zekiler sınıfına girebilirsin. Kırmızı çiçekle alakalı bir şeyler duydum. Kırmızı çiçeği bulmak gerçekten zor. Onu nasıl alacağım bilmiyorum. Bazı yetişkinlere sormalısın. Yetişkinler birbirlerinden hoşlandığı zaman kırmızı çiçek verirler. Ha, ipucu için teşekkür ediyorum. Buraya sadece zekiler gelebilir. Çık dışarı. Bizi dışarıya attı arkadaşlar. Bu çocuğun, bakın elmanın üzerinde bu çocuk var. Bu yetişkin bir çocuk. Buna soralım mı? Ha yok, bununla alakamız yok. Dolaplar kilitli mi? Kırmızı çiçeği belki dolaptan çalarım. Yok, dolapta da yok kırmızı çiçek. Burada var mı? Hiçbir şey yok. Buraya girebiliyor mu? Burası müdürün odası. Kırmızı çiçeği buradan alayım. Buradan da alamıyorum. Ne bu? Geçiş kitabı. Geçiş kitabı 6. Oha. Daha pahalıymış. Ben buraya giriyorum. Tuvalet. Aa, buna soralım. Senin kırmızı çiçeğin var mı? Aa. Surata bakın. Kırmızılaşmış. Burası kızların tuvaleti. Ne yapıyorsun burada? Bayağı deme. Kırmızı gözüküyorsunuz. Çok güzel bir kadın gördüm. Kahverengi saçları var. Mor bir elbisesi var. Ve dev gibi birisi. Ve kocaman şeyleri var. Kocaman. Söyleyemiyorum. Utanıyorum. Kocaman neyi olduğunu biliyoruz. Neyse. Öğretmenden bahsediyorsun. Onun adı Applegate mi? İnanamıyorum. Aa, şimdi bakın buna diyoruz ki ona neden çiçek vermiyorsunuz diyoruz. Gerçekten harika bir fikir. Ona çiçek getireceğim. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi planımız efsane işliyor. Bu bizi sınıfa, burada olmamalısın dedi. Bizi sınıfa yolladı bu çocuk. Sınıfa mı yolladı? Yok, öğle yemeğine yolladı. Aha, çocuk geldi yanımıza. Şimdi anlatıyorum, çocuk konuşsun abi. Adama dedik ki öğretmenimizi tavlamak istiyorsan ona çiçek almalısın falan dedik. O da gitti çiçek almaya. Olaylar karıştı abi. Şimdi bir çiçeği de ondan alacağız. Benim şimdi öğretmenler odasına falan girmem lazım. Bu görevleri yapmam lazım. Bir evlat, bir sorunumuz var. Cindy vejetaryen olduğu için vegan yemeği istiyor. Ama ben vegan yemeğini nereden bulacağım bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. O bir şeyler yemeli. Yiyecek bir şeyler ona bulalım hadi. Aa, çocuk gitti bakın. Cindy'ye vegan yemeği bulmamız gerekiyormuş. Vegan yemeği. Bunlar hamburger falan yiyor. Ben buna sorayım bakayım, vegan yemeği var mı? Aa, burası şey değil mi? Öğretmenler odası. Buraya da girmem lazım. Nasıl gireceğim? Geçiş kartı. İçeriye girmem lazım.
Allah bizi sokmuyor. Benim buraya da girmem lazım. Hamburger alabiliyorum. Aha! Ve hiç vejetaryen yemeğin falan var mı diyoruz? Ne? Vejetaryen yemeği mi? Ne yemeği? Siz öğrenciler çok delisiniz. Yeter artık. Baktım. Gidiyorum. Vejetaryen yemeği var. Hazırlayayım. Yemeği hazırlayamam. Çünkü şu hademenin yerleri temizlemesi gerekiyor. Yerleri temizlesin. Yemeği hazırlayayım. Hadi bakayım yavrum. Uç. Aa, hademenin yerleri temizlemeyi bitirmesi gerekiyor. Ne var çocuğum? İnan ya da inanma. Ben burada işimi yapıyorum işte. Temizlik. Temizlik. Aa, enter'a basarsam aslında hademenin işi bitiyor. Bakın kalpte hademenin kafası var. Şimdi şu kızla konuşabiliyorum. Heh, bu kızla diyoruz ki yardıma ihtiyacımız var. Aa, bu zaten demişti öğle yemeğinde yanıma gel çiçeklerle alakalı konuştuğumuzda. Seni oraya sokabilirim ama bu biraz pahalıya patlayabilir. Kaç para? $5. 5 dolara patlar. Oha, tam da 5 dolarımız var bakın. İyi ayarladık. He. 3 dolar çocuk vermeseydi Cindy'nin erkek arkadaşı giremeyecektik. Verdim parayı şimdi buna. Bu gidecek, çocuğu oradan çekecekmiş. Hey Steve! Ne var Carla? Hayır, gidemezsin. Zaten bugün tuvalete gittin. Gidemez miyim? İzle de gör. Hey, geri gel. Aha, gitti. Hademe de oradan çekildi. Kadın dışarı çıkıyor. Kadın da yemeği yapmaya gitti. Her şey kıtırında abi. Ben buraya dalıyorum. Ben buraya mı dalıyordum bu arada? Bu ne be? Ne bu? Aa, içinde nugget'lar var. Nugget'ın buna yeni mağarasında ihtiyacı olabilir diyor. Hayır, ama bunu almayacağım çünkü bu görevle alakası yok. Bunu alırsam kadın geri gelir. Ana. Mistik domates diye bir şey aldık. Monster Mon kartı çıktı. Buraya girebiliyor muyum? Buraya giremiyorum. Ben şimdi gidiyorum abi. Girdim içeriye. Aa, öğretmen burada. Ben kimi görüyorum? Demek Steve'i atlatmayı başardın. Seninle bir anlaşmamız vardı. Hiç çiçek bulabildin mi? Evet öğretmenim, mavi çiçek buldum. Senden beklenen performans işte. 4 çiçek istiyorum, bir tane bulabiliyorsun. Siz rahat olun öğretmenim. Aha, bu da. Bakın, öğretmenler odasındaki çiçek. Çiçeği aldım. Neyse, senden beklenmeyen hareketler. Şimdi öğretmenler odasından çık bakayım, hadi uza. Bizi dışarıya attı, kadın gelmiş. Yemeği yaptın mı? Evet, yemeği alıyoruz kadından. Umarım bu tavşan yemeğini beğenirsin, bu tavşan yemeği. Aa, Ozi gitti, Ozi dışarı çıktı. Ozi'ydi değil mi onun adı? Yemeğini veriyorum bu arada çocuğa. Al yemek. Müthiş dostum, harikasın. Aa, teşekkür ederim tatlım, sen mükemmelsin. Ben şimdi buradan zil çaldı zaten, ayrılamadım. Beni duydunuz çocuklar. Şimdi benim kafeteryamdan defolun. Kafeteryasından bizi dışarıya attı abi. Burada ne oluyor? Aha, çocuk yanımıza geldi. Cindy'ye vegan yemeğini verdim. Şimdi ne oldu? Ellerimi kirletmek istemiyorum ama Cindy yanıma gelmiyor diğer kızlardan dolayı. Diğer kızların hepsinden kurtulmalıyız. Öyle sevgilim yoksa yanıma gelmeyecek. Çok kıskanç. Penny'nin işini bitirmen lazım. Üzerimde kaçak mal var. Penny ile konuşurken biliyorsun. Penny ile her konuştuğumuzda üzerimizdeki kaçak malları anlıyor. Resmen radar gibi bir kız. Onun için kaçak malları sana veriyorum. Ben şimdi Penny ile konuşacağım. Bunu ağaca sakla, tamam mı? Yani bunu sadece ağaca mı koymalıyım? Evet dostum, sadece ağaca koy. Onu ağaca göndereceğiz. Ondan sonra ağacı salla, tamam mı? Ağaçtaki arılar düşecek ve Cindy'nin istediği olacak. Cindy aşkım benim. İnanılmaz. Bakın, bana şeyi verdi. Ellerimi pisliğe bulamak istemiyorum dedi. Cindy şurada zıplıyor zaten, görüyorsunuz. Cindy bu kızın bir şekilde ortadan kaybolmasını istemiş bu müdürün kızının. Ben de ağaca kaçak mal koyuyorum. Kaçak malı koydum ağaca. İyi günler Penny. Merhaba Felix. Nasıl? Bugün iyi misin? Kısa kes, hadi bakayım. Sana diyeceğim bir şeyler var. Şuradaki kocaman ağacı görüyor musun? Birisi oraya kaçak mal saklamış. Olamaz. Hemen bakmaya gidiyorum. Aa, inanamıyorum. Kaçak mallar burada. Bunları buradan almam lazım. Kaçak malları buldu. Şimdi ben ağacı sallıyorum abi. Sallıyorum ağaca, arılar düşecek. Acıyor, canım yanıyor. Anne lütfen yardım et. Anne. Aha, gitti. Harbi yaptık. Ben geldim Cindy. Bu kızın yüzünü görmekten bıkmıştım zaten. Cindy, şimdi çiçekleri alabilir miyim? Tabii ki. Anlaşmadır. Teşekkür ediyorum dostum. Evet, Cindy bize çiçeği verdi arkadaşlar. Aa, bu ne, kaçak mal. Bana bir de kaçak mal verdiler. Neyse, kaçak malı aldım. Aa, hademe geldi. Elinde kırmızı çiçeklerle geldi. Harbi işe yaradı. Bayan Applegate, size bir şey söylemem gerekiyor. Ben size aşık oldum. Sen bana çiçek mi aldın? Neden? Ne? Haplarımı almam lazım, benimle gel. Ama hanımefendi, çiçekler. Boşver çiçekleri, gel. Aa, adam çiçekleri attı gitti. Ben çiçekleri alıyorum. Kırmızı çiçekleri de aldım. Ha, bu ne? Ha, bu yerde duruyor hala. İçinden bir tane çiçek aldım. Monty. Monty'ye bir şey satmak istiyorum. Aa, satabiliyorum. Kaçısı? 5 dolar. 5 dolara sattım harbi. Şimdi bakın, yukarıdaki çiçek.
Yukarıda bir çiçek var değil mi? Aa, yeşil çiçek harbi. Yeşil çiçeği aldım. Aa, beni yakaladı. Nereye gideceksin? Bilim sınıfına mı? Spor salonuna mı? Oha, bilim sınıfına gitmek için 3 dolar vermemiz gerekiyor ya. Eğer şeyi satmasaydım, çiçeği satmasaydım 3 dolar veremeyecektim. Pardon, kaçak malı. Şimdi 3 dolar verdim. 5 tane çiçeği de topladık. Bilim sınıfındayız. Bilim sınıfına hoş geldiniz çocuklar. Bugünkü dersimiz bitkilerle alakalı. Şimdi size efsanevi bitkimizi göstereyim. Oh, neredeyse unutuyordum. Birinizin bana bugün çiçek örnekleri getirmesi gerekiyordu. Tam 5 tane çiçek istemiştim. Çiçeklerimi getirebildin mi? Evet öğretmenim, getirdim. Öğretmenim, şimdi A alabilir miyim? Bana lütfen A verin. A verin. Yani peki, yani 5, yani 100. Hepsini istiyorum. 100 verin karneme. Göreceğiz bakalım. Aa, bu da ne öğretmenim? Ben Ozi. Herkes çenesini kapasın bakalım. Şimdi çiçeği beslememiz gerekiyor. Aa, bir saniye. Notlarımı unutmuşum. Notlarımı almaya gidiyorum. Bekleyin. Bu adam gitti, tamam mı? Bizim çiçeği beslememiz gerekiyor dedi. Burada bacak var ya. Bu ne abi? Bacak var. Akvaryumda balıklar var. Ben şurayı biraz inceleyeyim ya. Deney tüpleri falan var. Bilgisayarlar var. Kitap var. Ana. Mikroskop. Bir şey yapamıyoruz. Şimdi benim buna çiçekleri yedirmem gerekiyor değil mi? Ha, doktor Denner'ın bitki yaratığı. Şimdi sarı çiçeği yedir abi, sıra... Sarı çiçeği yedirmeyin abi. Yanlış çiçekten başlarsak bizi mi yiyor? Neyse abi, okey. Git abi. Gel. İnşallah yanlış çiçeği yedirmem. Amanın bow. Kırmızı. Hadi abi, yeme beni. Yine beni yedi ya. Evet arkadaşlar, tekrar deniyorum. Kırmızı çiçeği yemedi. Mavi ye. Ay yedi. Beni yiyecek sandım var ya. Salladım harbi diyorum. Sarı mı diyelim, kırmızı mı diyelim, ne diyelim? Sarı. Mavi, sarı. Şimdi ne yedirmeliyim? Kırmızı. Ulan beni yedi be. Mavi, sarı, neyse. Neyse, iki tane bildik bakın, iki tane. Mavi, sarı, mor. İşte bu. Hadi bakayım, %50 şansımız var. Kırmızı. Başardık abi. Son bitki. Yeşil. Ha, notlarımı buldum. Şimdi başlayabiliriz. İnanamıyorum. Sen onu beslemeyi başardın mı? Sanırım yaptım öğretmenim. İnanılmaz, çok etkilendim. Şimdi sana gerçekten A artı veriyorum. İleri seviye sınıfıma hoş geldin dostum. Ana, ne oldu? Şimdi zili duydunuz çocuklar. Hadi bakayım, uzayın. Hoşçakalın Cindy. Hoşçakal çocuk. Hoşçakal sen. Sen de hoşçakal. Sen kimsin? Bak, hoşçakal. Naga tan komajyo. Gün tamamlandı. Yeni eşya açıldı. Ve A artı bakın. A artı aldık. Monitör seç kıyafeti. 3 tane Monster Man kartı açtım. Bayağı iyiydi. Salı tekrardan. Bugünkü bölümü bitirmeyi başardık arkadaşlar. Bugünkü bölümde gördüğünüz gibi eşyalardan A artıyı açtık. Bir sonraki bölümde şunu yapmaya çalışacağız. Aa, bakın bunu açabiliyorum şimdi. Opposite atarak görevi başlatmak için. Aa, kaçak eşyalar ve box'la konuşacağız. Bunu yaptıktan sonra bu alttaki 3'ü açılmış olacak. Öyle sırayla ilerleyeceğiz. Bütün görevleri yapmaya çalışacağız. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.